Yani kelime-i tevhidin iki tane rüknü vardır. Ve bununla beraber şartları vardır. Yani bu kelime öyle söyledim bitti gibi bir şey değil. Eğer rükünlerinden bir tanesini kabul etmezsen, inkar edersen öbür rüknünün hiçbir işe yaramadığını göreceksin. Birincisi, la ilah. İlah yoktur. İlla Allah, ancak ilah vardır. Bunlar iki tane rükun. La ilahe birinci rükun, illa Allah ikinci rükun. Şimdi bu kelimenin manasını eğer böyle rükunlarının bir tanesine muhalefet ederse yanılırsınız. Ama ne yapıyor? Gidip kabirde yatan zattan yardım istiyor. Şimdi bu adam ne yaptı? Bu adam bu kelimeyi bozdu. Yani rükunlarını inkar etti. Hangisini inkar etti? La ilahe rükunu inkar etti. İstediği kadar illa Allah desin. İstediği kadar desin. Çünkü bu adamın hayatında Allah'tan başka ilahlar var. Ondan dolayı bu kabul olunmayacak.